Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir video çekeceğiz. Timuçin hocamla Kadıköy neydi kanka? Fashion Sports Club. Acıbadem. Fashion Sport Club. Acıbadem miydi? Acıbadem. Ha. Şimdi Timuçin hocam birkaç yarışma yapmış. Bu işi bilen. Hatta Hasan Telatan hocanın yanında beraber çalışıyorlar. Hasan hocanın mıydı bu? Burası Hasan hocam. Hasan Telatan. Şimdi hocam sen 3-5 yarışma yapmış, yıllardır da bu iş yapan bir insan. Sana gündemdeki, bana çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi insanlar genelde sırt çalışırken sırtını hissetmediğini söylüyor. Evet. Şimdi bu konuda ne dersin? Yani neden hissetmiyorlar? Ya bence bu tamamen biraz böyle egoyla alakalı, ağır kilo var. Ben kendi adıma söyleyeyim, ben çok ağır kilo kullanmıyorum sırt çalışırken. Daha çok hissetmeye odaklıyım ve hani ya bir kişinin antrenman sonrası sırtından çok kolları pamp oluyorsa zaten pek sırt çalışmamış gibidir yani. Yani işte sırtını sıkıştırmak, aletleri doğru kullanmak önemli. Daha sonra zaten ister istemez güçlendikçe kilolar artacak. Yani en baştan önce size sırtı hissetmeye odaklanmak lazım. İşte bu mind muscle connection dedi, işte beyinle adeleyi arasındaki bağlantıyı kurabilmek önemli. Ama insanlarda o yok. Çok ağır barbell roll'lar. Bilmemler. Bir barbell roll şimdi görüyorum herkeste. Bu diklikte. Yani burada dikliği bellidir. Mümkünse hatta 90 dereceye kadar yatman lazım. Mümkün durumu yani. Aynen. Ama şimdi öyle yapmıyorsun. O çalıştığı zaman ne oluyor? Daha çok üst sırtın çalışıyor. Sen barbell row yapmadın. Kanat çalışmadın aslında. Senin çalıştığın yer alt trapez. Belki arka omuz. Şimdi tuşu doğru değil. Çok dik. E halbuki bir yere dayanabilirsin istiyorsan. Göğsünü dayarsın. Ya da daha doğru kilolar seçersin. Ya T-bar'ın göğüsler dayamadılar. Tabii ki yani makine de kullanılabilir. Yani makine de karşı değil. Ki serbest kilo ben de çok severim. Ben serbest de tercih ederim ama bunlardan faydalı. Önce bir hareketi oturtmak lazım. İstettikçe zamanla kilo artacak. Aynen. Benim de sırtım da çünkü zayıftı. Yani biraz son yarışta bir sürü dikmişli oldum. Daha önceki yarışımda hiç sırtım geri kalırdı. Ne zamanki kiloları daha çok düşürüp hissetmeye odaklandım. Bir de strepler kullanmak lazım. Strepler var ya işte elinde sağlıklı. Ben kullanıyorum onu. Ya ben, o bayağı etkili. Çünkü diğer türlü ön kol çok şişiyor. O kadar ağır kilo giriyor ki ağırlık daha çekemiyorsun. Tabii ağırlık tutamayacağı yani. Ağırlıkları giriyor yani. Ondan dolayı kolları çalışıyor daha çok. Ya benim bak şimdi mesela ben sırtımı çok hissediyorum. Yani antrenmanda. Ben mesela bu halde bile 90 kilo nizami yaptığımı zannediyorum barbell roll. Yok ben barbell roll'u da çok severim. Ben gördüm seni de. Ara bir hareket zaten. Şimdi ben şunu diyordum mesela gençlere. Çok eskiden salonlarda hep yazardım. Çok ağır çalışmak, hafif çalışmak hareketi hissetmenizi engeller derdi. Evet. Sen de katılıyorsun. Katılıyorum. Katılıyorum. Yani kontrol edemeyeceğim bir kiloyu bence girmek gerek yok yani. Çünkü olayımız bizim powerlifting değil. Bir iki tekrar yapıp da yerine kiloyu bırakmak. Yani sadece kiloyu yerden koparıp almak değil. Biz de dinamizi çalıştırma derdindeyiz. Ama hani biraz da powerlifting biraz bu ara moda oldu. Çok, herkes çok ağır kilo çalışmak istiyor. İşte ego dediğim olan egoyu birazcık çıkarmak lazım. Ya bir de şimdi gençlerde bir şu var. Yani hep böyle ağır kilo çalışmaya odaklanıyorlar. Evet. Hep ağır kilo. Yok ağır kullanılsın hocam. Ağır kullanılsın. Ama yapamayacağım bir kilo. Ama mesela şöyledir. Senin ağır kilon 50 kilodur. Benimki 30 kilodur. Ama ben daha doğru yapıyorum. Emin ol bana daha faydalı olacak. Sana olduğundan. Aynen. Sen 50 kilo giriyorsundur. Saçma sapan yerleme hissediyorsundur. Kiloyu kaldırıp indirirsin. Ama ben 30 kilo girerim. Adelemi öyle bir hissederim ki idman yerini bulur yani. Boşuna yapmış olur. Şimdi bir de şunu diyeyim. Mesela sen Hasan hocanın yanındasın. Sen de bu işi biliyorsun. Sırtta kalp egzersiz yapılması gerek. Tek bölge çalışıyorsun diye. Ya sırt büyük bir adede. Bacak ve sırt zaten büyük adeler bunlar. Bence birkaç açıdan çalıştırması lazım. Mutlaka bir leg çekiş. Öne olur, enseye olur. Ben de barbell roll kesinlikle olmazsa olmaz derim. Bir tek dumbbell roll yapılabilir. Yani yapılmalı. Yani latın en altını hissetmek istiyorsundur. Bir straight arm pull down yaparsın en son. Bunu da yapabilirsin. Cable roll. Bunlar değişmeyen gibi. Ben bunu eski yaptım. Belki bir 5 hareketi buluyorsun. Ben genellikle arka omuzum da sırtla çalışırım. Çünkü arka omuza sırtla daha iyi gidiyor. Yani çalışılır. Yani. Yani bitiririm oradan arka omuza geçerim işi bitiririm. Ama belli yani belli hareketleri olabildiğince yani ağır ama kendi kontrol edildiğim kilolarda giriyorum. Ama hissedemiyorsan kiloyu azaltıyorum tabii. Yani diyorsun ki sırtta 5 hareket. Ya 5 hareket rahatlıyor. Bunları kaç set yapmak gerekir?
Yani dörder setten yapılabilir. Dörder set yaparım. Tekrarlar ne olması lazım? Yani adam yani normal zargana sırtında büyütmek istiyor. En biraz da güç kazanmak istiyor. Ya progresif overload sistemi biz de genelde buluyoruz. Yani işte kilonun arttığı, tekrarın azaldığı. 12-8 aralığı bilimsel olarak açıklan, yani ispatlanmış bir aralık. 12 aynen ile 8 aralık arası adeleyi büyütmeye hipertrofi aralığıdır. Bunlar tercih edilir. Ya belki sonunda drop yapılıyordur, bilmem ne yapılıyordur. Ya o biraz daha ileri seviyor. Sistemler yapılabilir. Ya biz yani işte bir yarış zamanı değiştiriyoruz. Süper setlere geçiyoruz. Dev setlere geçiyoruz. O biraz da beslenmemiz, kardiyomuz, planımız, programımız neyse ona göre. Ama büyümek isteyen bir insan 12 ile 8 aralığı belki 6 yara düşürebilir. Kendini sakatlamadan. Altın aşağısı da pek bir uka yaramıyor. Yani tabii bir şey bu 5x5'ler falan filan var. Onlar biraz sakatlamaya açık yani insanı. Yani aşırı kilo. Çok ağır kilolar evet. Girebilecek en ağır kiloya girip. İşte o ayarı artık kendi kişi tutturacak. Şimdi bir de şeye girelim hocam. Şimdi mesela bu işi natural olarak yapan bir insan, tamam mı? Evet. Hani sırtlar açtık ya, bu göğüs olur, omuz olur, her neyse. Yine bir natural çalışan insandan da, ilaçlı bir insanın antrenmandan aldığı verim değişir mi? Değişir. Yani süper fizyolojik hormon seviyelere çıkıyor. Normal bir insanın vücudunda bulunan testosteronun 8-10 katı kişinin vücudunda varsa tabii ki alacağı etki de farklı olur. Bu gerçek. Ama ben hep şunu söylüyorum. İlacı kullanması gereken kişi kullansın. Sen uyumuyorsun. Ne yediğin belli değil. Kardiyo yapıyorsun. Hiçbir şeyin belli değil. Ama ilaç kullanıyorsun. Ne için kullanıyorsun? Ben bunun mantığını anlamıyorum. Ama şimdi yarışma mantığı olduğunda zaten öyle bir şeyde zorluyorsun kendini. Zaten belki bir orada bir takviye gerekebilir. Senin karşı olduğun nokta bu takviye ihtiyacı olmayan insanların kullanmasına karşı. Ve kesinlikle bir yol gösteren biri olmalı. Bilimden, kimyadan, hiçbir şeyden anlamayan insan buna giriyor. Sonra işte benim DM kutum, hocam ne yapacağım, şu durumdayım, bu durumdayım tarzında sorular alıyor. Zarar görmesinler yani. Aynen. Her türlü zararlı zaten. Yani ben şunu diyordum, bir de sporcu kafasına sahip olması lazım. Tabii ki, tabii ki. Yani bir de şöyle bir gerçek var. Böyle bir hayat yaşamayan insanın, işte önüne gelemeyen insanın ilaç kullandığı noktada daha fazla zarar görür. Enzimleri daha çok yükselir. Kesinlikle. Yani ilaç kullanırsa daha çok yükselir. Özel hayatına daha dikkatli olması lazım. Daha özen göstermesi lazım. Ama işte normal hayat yaşayan bir insan, fast food yiyorsun. Yani onu da yiyoruz fast food ama işte sürekli yemiyoruz yani. Bunlara dikkat etmenizden hiçbir anlamı yok. O zaman boşuna yoruyorsunuz. Ya ben biraz öyle yapıyordum dediğin gibi. Nasıl? İlacı alıyordum, güzel güçlemiyordum. Tabii ama şanslı yapıyordu ama her bokuda yiyordum yani. Yani tamam mı? Çok sulanırsın. He, çok sulanıyordum. Tamam gücümüz vardı. Gerçi ben de böyle yarışmacı kafasına hiç gitmedim ama dediğim gibi yani bu işi böyle ciddi yapacak, fit görmek isteyendir. Senin dediğin bence de doğrudur tabii yani. Ki, tabii ki. Yani bu işin bir acılı var yani. Dediğim gibi yol gösteren biri, işi bilen biri, kendi bilmiyorsan illa bunu kafaya taktıysan da sonuçta bizi dinlemeyecekler yani. Yapmayı kafaya takan bunu yapıyor. En azından bilen birinden yardım istemesinde. Yani kan nedir? Hormon nedir? Neye nasıl kullanılır? Koruma nasıl yapılır bunu yaparken? Kinsiti nasıl yapılır? Bunları bilmezsen o zaman ateş doğuruyor. Aynen. Yani bu işi de Timuçin hocam iyi biliyor. Instagram adresi neydi kanka? T Mesut diye. T Mesut diye arkadaşlar. Tekrar ediyorum ben. Hep duyulsun diye ediyorum. Yine hocamdan yani bu ilaç işini benden daha iyi bilir. Şimdi onu için konuşayım. Bilgi almak isteyenler Timuçin hocama Instagram'dan yazabilir. Ben ara ara oradan yardımcı oluyorum. Soru cevap açıyorum mesela ama bunu hep söylüyorum. Soru cevap açıyorum. Olay manakür programı yazar. Ben oradan onun için açmıyorum. Neyin ne olduğunu anlatıyorum. Tabii ki DM'den bana kötü durumdayım, zor durumdayım, şöyle oldu, böyle oldu diyenlere yardımcı oluyor. Aynen. Yani şimdi benim de neredeyse bir 2014'lerde, neredeyse 2012 senedir bir yarış başladığım var. Spora başlamıştım 2006-2007'de. Kaç sene olmuş yani. Yollardan biz de geçtik. Neticede yani zor durumda bırak olmasından da hoşlanmıyorum. Yardımcı olmak çok da fazla yani suistimal edilmemesi lazım. Ya tabii ki yani insanlar en azından kafadan bir uyarmak. Yani sen bu ilacı kullanırsan şöyle yapmazsan böyle zarar görürsün. İşte böyle yaparsan daha iyi olur gibi derler. Bunu tabii söylemek de insansız bir vazife bence yani. Yani her önüne gelene bir 15 yaşına çocuk ilaç istedi, al sana ilaç. Ya şimdi bu işleri çok şeye bakıyor yani.
Fazlıyor da. Çok. Yani bu acayip bir piyasası var. Bilen, bilmeyen, işte sahte olan, olmayan, erkekler dönüyor sürekli yani. Burada kimse, yani şu var, çok merdiven altı bu işleri yapan adam var. Paranı aldıktan sonra muhabbeti kesiyor. Ne yaparsan yap. Sonra sen kendine bakacak alıyorsun. Doktor doktor mu gezersin? Hoca hoca mı gezersin? Kendin uğraşırsın durursun artık yani. O hani gelmemesi lazım. Onun için mutlaka bir yol gösteren bir kişi olmasında fayda var. İlla yapılacaksa. Ya yarışma için gerekir mi dersen, ben ağır sikletim. Ağır sikletim bu var. Aynen. Yani yarışma değilse bu ilacı kullanacağım kardeşim. Var yani. Yani bunu da hep söylüyordum zaten. Kim için hocam da bunu teyit ediyor. Sonuçta yıllardır bu iş yapıyor. Her şeyi kullanmış. Yarışmaya katılmış bir hocam. Peki hocam şöyle diyelim. Yani şimdi iyi beslenmeyen. Yani hani millet anne yemeği diyor ya. Dümenden beslenen benim gibi. Ne bulduysa onu yiyen. Ya bu işi de yarışmacı olarak yapacak bir insan haftada kaç gün insan yapması lazım? Yani daha çok verim alması lazım. Hocam bence çok daha bir meşgul yapabilir. Bir soru yok. Meşgul yapabilir. Nasıl tabii bu antrenman programının nasıl planlandığını yazar. Yani işte, örnek veriyorum. İşte bir gün göğüs yaptın. Bir gün omuz yaptın. Bir gün sırt yaptın. Belki kol gününde var. Bir de bacak yapsan buna 5 gün. Ya ben bak şunu demek istiyorum. Mesela bazıları haftanın 6-7 günü çalışıyor. Veya çok ağır, natürel, çok uzun süre natürel, çalışıyor. Natürel çalışanan bahsediyoruz. He, natürel. Tabii toparlanma. Veya bu işi dümenden yapanlar yani. Dümendense, toparlanmasa dümenden olur. Ya ben 4 gün diyorum mesela. 4 doğru hocam. Şimdi 2-10, mesela şu olabilir. 4 gün değildir ama 5 gündür, 6 gündür ama 2-10 bir off yapar. 2 gün çalışır, 1 gün off yapar. Ya dinlenmesi çok önemli natürel için özellikle. Yani şimdi şunu diyorsun, yani çok böyle natürelsen, çok iyi beslenemiyorsan, çok da fazla götürünce yırtmayın. Yani yırtmayın. Beni bak, benim eski üyelerim vardı, sporcularım demeyeyim de, üyelerim. Ya çocuk mesela bak, 5 sene önce de iyiydi. Ben o zaman derdim ona ki, ya dedim bak, 5 sene sonra aynı olacak. Olur mu abi derdi. Gece idman yapıyorum. Aynen. Çocuk öyle bir idman yapalı ki, gücü de var. Yani gözleri dışarı atlar. Ya oğlum bu kadar kendini yorma. Hani yaptığın antrenmandan sen fayda görüyor musun? Belki sen bunun yarısını yapsan. Belki daha çok göreceksin. Şimdi sizinle beraber şeyimiz var. Serdar Akkoğlu'na, benim de sevgili hocam. Onun da bir lafı var. Az çalışmak, çok çalışmaktan her zaman daha iyi. Yani ya. Yani şimdi bir kararı var. Tabii yani overtrain muhabbeti gerçek. Yani haddinden fazla çalıştığın zaman atrofi yaşarsın. Toparlanamazsın yani. Sonuçta natürelsin. Vücudun kullanabildiği protein belli, şey belli. Yani o kapasiteyi arttırmaz. Toparlanabilmek o kadar kolay değil. Ya yani, suplement de kullansan vesaire de kullansan. Dinlenme çok iyi ya. Dinlenme çok iyi olmalı bence natürelmesin. Dinlenmesine çok önem vermesin lazım. Ya şimdi herkes de abi dinlenmesine şimdi mesela bu ev deniyor ama evet. Bu tabi biraz ciddi bir işi yapanlar için. Tabii ki. Ya sen şimdi çalışan bir adamsın kardeşim. Fabrikaya gidiyor adam 8-10 saat çalışıyor. İstediği yemeği bulamaz. Yani bunun için fabrikada çalışan veya bir işçi olan bir adamı sen şimdi ciddi bir sporcu ama Serdar Akdoğlu oldu. Ama sen ama bir başkası adamın işi gücüyor. İşi bu. Tabii. İçeri seyirci bilmemişsin, ona göre ayarlarsın. O biraz daha antrenmanı soft yapabilir dediğim gibi. Yani soft olmasa da biraz daha kısa antrenmanlar. Abartma. Toparlanmasını daha önemli yani. Hatırlamasını toparlanmalara daha fazla dikkat etmesi lazım. Yani kendini yırtarcasına antrenman yapın. Çünkü bitiyor bir yerden sonra artık. Ben de görüyorum. Bitirmişsin artık dediğim. Yapmışsın, göğüs yapmışsın. Basmışsın, açış yapmışsın, kapatıp 4 hareket, 5 hareket yapmışsın. Hala bir şeyler yapıyorsun. Orası artık fantezi bölümü oluyor. Masaja geçti artık oradan sonra. Ya ben mesela kendimce şöyle diyorum bak. Bazıları bana diyor ki ya yaşlandım bundan sonra ne yapacağım? Ya ben hayatım boyu bak kolumu belki 20 sene örtmüşüm. Yani antrenmanda sırf sevdiğim için yapıyorum. Evet, evet. Yani lanet olsun bu spora diyorum. Fazla çalıştığın ama zaman kolum küçülmedi mi? Küçülüyor. Evet. Hatta bak bir zaman ne oldu biliyor musun? Bir kitapta yazmıştı adam ismini hatırlamıyorum. Özel hocam. Özel değil. O adam öyle şey konuşmadı. Allah rahmet eylesin. Bak dedi her idmandan sonra dedi, kolun küçükse dedi, büyütmek istiyorsan dedi, her idmandan sonra bir egzersiz 5-6 ses yap. Bu kitap yazmış, Amerika'da işin eğitimini görmüş, 3-5 sene kalmış, artı 4 tane mantığında. Abi biz denedik onu 4 kişi, bir ay sonra
Benim kolumda o zaman 48-49 geliyordu. Bir saatin kolumda var. Yani, demek ki liseyin çok olması. Tabii ki. Evet. Yani kesinlikle çok seyirci çocuk olmaz diyor ya. Evet. Çok andık buradan sana da önce selam olsun. Gerçek, hele natürel insancı çok daha gerçek. Yani şimdi birazcık insanların da bu kimyasallara yönelmesini sebebi çok daha da farklı. Halbuki yaptığın bir yanlış var, onun farkında değilsin. Sen kolay yolu seçiyorsun. Çünkü ona göre yaşamıyorsun, senin ona ihtiyacın yok. Kendine zarar vereceksin. Yapabilirsin, tamam. Katkı da sağlayacaktır. Ama şimdi bunu dengeye koyduğun zaman katkısını daha çok... Sana zararı mı daha çok? Ben de onu demek istiyorum. Kana gittiğin anda anlarsın. Kana bir gidersin. Bütün karaciğer fonksiyonları, enzimleri, memzimleri hepsi fırlamıştır. Çünkü öyle hocam. Yani kan, ben sana şöyle kendimle örnek vereyim. Şimdi biliyorsun kan tahlilleri yapıyoruz işte. Hastalığın doğru yolu budur. Dışarı kullandığımız zaman. Bir kişi kan tahliline gideceğini, bir iki gün öncesinde çok fena bir beslenme yapsın. Tatlı yesin, fast food yesin. Bir kan tahlili yapsın. Bir de bir hafta falan şiddetini bozmadan gitsin, yine kan tahlili yaptırsın. Çok farklı çıkacak. Yani beslenme önemli diyor. Tabii ki. Tabii ki önemli, çok önemli. Natürel şey fark etmez. Hepsi için çok önemli. Natürel için daha önemli. Ya şimdi natürel zaten adam bir kimyasa falan kullanmadığı için tabii ki bir, mesela ben kalp krizi geçirmeden bir gün önce kuyruk yağma yapımı bir şey yedik. Tamam mı? Yani, abi böyle bir yemiş gibi kalp krizi geçirdik. Bizim bir polis var. Geçen buraya gelmişti mi? O da mı yapıldı? O İsmail. Yok o yapılmadı da. O İsmail. Polis Ömer mi? Şey. Mehmet. Mehmet. Yani polis Ömer. Ondan mı geçsiniz? Gerçi ondan olmamış. Arasaydınız bakalım sende ne durum diye. Yok ona bir şey olmadı. Yani dediğim gibi çok yağlı. Ben yiyorum mesela. Şimdi biraz dikkat ediyorum. Et yemiyorum mesela. Demek ki et yemedim ben insan yaşayabiliyorum. Ya, tabii ki yaşar. Ama işte etle ya şey muhabbette var ya işte sebze yiyorum. Şuna da abi sebze de adam doyurmuyor da. Yani. Yani doyurmasından öte ne kadar yiyebilirsin? Yani ne kadar mercimek yiyebilirsin abi? Yani hepsini geçtim. Amino asit profili farklı bilmem ne bilimseline girmeyeyim. Ne kadar mercimek yiyebilirsin? Ben bir ara denedim. Yani öyle şişersin. Her gün dedi ki lan dedi her gün bir kilo mercimek yiyorsun dedi inek gibi. Yani, 30 lira oldu lan dedi. Yani, o da bağlandı ayrı konu da ya. E bir noktada da bıkıyorsun yani. Evet, evet. Evet arkadaşlar Timuçin başka ekleyeceğim bir şey var mı kanka? Yani benim ekleyeceğim senin aslında merak ettiğime kimyasal konusu. Yani ben kimyasallarla ilgili dediğim gibi dikkat edin. Gaza gelmeyin. Egonuzun kurban olmayın. Bu işi de illa yapacaksanız da biraz bilen insanlardan yardım alın. Ya yani Timuçin hocamdan yardım alın. Yok benden alın demiyorum illa şimdi burada pazarlama yapmış gibi olmayayım da. Ya bilen insanlar varmış. Ya şimdi bunu kim de alacak abi? Üç aylık adamdan almayacak. Yani bunu iyi bir şey iyi bilen, evet. Yarışma geçmiş olan, evet. Diyet yapmış olanlar. Bir bana bazı diyor ki ya hocam çok yağlısın ya. Ya tamam oğlum gidiyorsun ama işte birini alın. Yani, anladılar. Hocam bir de şöyle bir şey var. Yani işte aldıkları bu sahte ürün dediğimiz, fake ürünler dediğimiz içinde ne olduğu bilir. Metil testosteron gibi bir malzeme var. Bunu daha çok yapmanın içinde ve asıl tehlikeli olan madde bu. Bunu alan insanın çoğunluğu işte böbrek yetmezliği, önlem ne yetmezliği falan filan olabiliyor. Yani biz onun bir noktası var. Hani almaya kullanmaya karar verdim bir de onun da çalışanının orijinalini buldum bulamadım bak. E şimdi piyasada da zor. Adam parasına bakıyor. E bunun için bütçen de yok senin. Yani işte gideceksin az bir bütçen var. Gidiyorsun ucuz dedin yahanisi oluyorsun. Ama oynadığın şey hayatın mı oynuyorsun? Sağlığın mı oynuyorsun? Bunu kaçırıyorsun. Ya belki mesela şöyle bir şey olmaz. Ben mesela hayatım boyu böyle yaptım. Ben iki aydan fazla hiç gül yapmadım. O da piropinat yapardım bazen. Sadece piropinat. Bazen ona stranz o. Ben hayatım boyu böyle yaptım. Evet. İlaç içinden çok fazla da anlamam. Ilaçlar kullanıyor. Çok değil anlamam. Evet. Ha, beni mesela yoruluyordum. Diyorum. 6-7 ay idman yapıyordum. Ben sağlam da idman yapıyordum. Evet. Atıyorum bazen sadece piropinat kullanıyorsun bir an. Evet. Bir an. Bunu bırakıyorsun. Evet. Yani bunun bize az da olsa bir yani kas gelişiminde olmasa da motivasyon, evet. Kuvvete faydası olur, olur herhalde. Tabii ki olur. Tabii ki olur. Yani dediğim gibi yani olmaz olur mu? Dışarıdan destek alıyorsun. Evet. Ama dediğim gibi yani faydası olduğu noktada eksiye dönmesi. Zararı uğratması. Ama zararı da az olur ki. Tabii ki daha az olur. Yani şimdi gidip de çok sert bir malzeme işte. Trenbolon diye dönüyorsun. Onu kullanmak da az. Testosteron kullanmanın aynı şeyi olmaz yani. Ya çünkü biliyorsun yurt dışında 40 yaşında üzeri insanlara
testosteron kullanıyorlar. Yani, ama sağlıklı olması için. Ama bizim söylediğimiz işte süper fizyolojik dozlarda değil. Aynen öyle. İki haftada bir azıcık. Ben de öyle kullanırdım. Sen de öyle yapmışsın. Yani. Kendi ayda incik yapmışsın evet. Aslında haberin yok yani. Yani çok ileri gitmeyi düşünmediğim evet. için. Gerek zaten yok. Diyet de yapamıyorum. Ben. Yani ileri gitsem bir yere ulaştıktan sonra diyelim ki bunu yapan insanlara sesleniyorum burada. Bir yere ulaştınız. Onu nasıl korumayı planlıyorsun? Yani devam mı edeceksin? Sürekli bunu mu kullanacaksın? Ne yapacaksın? Yarışma yapmazsın, bir şey yapmazsın. Sürekli ilaç mı kullanacaksın? Yani ona göre mi? Yani. Nedir planın? Yani ne kazanacağım? Bir şey kazanacağım. İlla bir yerden bir şey verecek. Yani şimdi mesela sen de bu işler hatta profesyonel değilsin sen anladın mı? Ya ben pro kartım yok. Ama yok şöyle diyorum. Yani sen bu işten para kazanmak tabii, lazım. Evet, evet. İyi görünmen lazım, fit görünmen lazım tabii. Falan. Sen bu işten para kazanıyorsun. Evet. Ama şimdi benim gibi adam diyelim. Bu işten hiçbir şey kazanmıyor. Tişört giyecek işte üstüne. Güzel görünmekse olan. Ya şimdi benim emsal insanlar beni beğeniyor. Evet. Nasıl beğeniyor? Bakıyor adam omuzda bu sırtta. İyisin. İyi olmasına rağmen çok da göbeği yok. Ya. Sen istediğin olur tabii. He ya. Yani, istiyorsun sen? Biraz böyle kan gibi görünürüm ayağım. Ama şimdi devamlı ilaçla kullandım. Bunun bir sonu yok ya. Yani. Tabii ki. Yok. Hayatım boyu ilaç mı kullandım? Yani. Tabii bir yerden sonra hani geri dönüşü de olmuyor. Bu da bir gerçektir. Yani sonuçta sürekli sistemi kapattık dışarıdan testosteron aldığın zaman bir zaman sonra doğalın vücut üretmemeye başlıyor. Bu sefer hayatın boyunca zehir kullanmak zorunda kalırsın. Aynen. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Timuçin hocamla İstanbul'a geldikçe Hasan Telata hocamla ona da selam olsun. Videolar yapacağız. Herkese hayırlı günler diyelim. Ne diyorsunuz hocam? Kapat. Kapat. Kapat.